Merhaba arkadaşlar. İşçi havuz problemleriyle devam ediyoruz. Evet. Bu ifadelerde arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bir işçi tek başına işin tamamını A saatte bitirebiliyorsa 1 saatte ne kadarını yapar arkadaşlar? 1 bölü A'sını. E, T saatte ne olacak? Bu ifadeyi T ile çarparsak T bölü A'sını. İkinci işçi işin tamamını B saatte bitiriyorsa 1 saatte ne kadarını yapacaktır? 1 bölü B'sini. Dolayısıyla T saatte de ne kadarını yapar? T çarpı 1 bölü B'den T bölü B'sini. O zaman arkadaşlar 2 işçi beraber çalıştığında birincisi 1 bir bölü A'sını yapacaktır. İkincisi 1 bölü B'sini yapacaktır. T saatte de ne olacaktır? Çarpı T. İş bitiyorsa biten iş neye eşittir arkadaşlar? 1'e. 3'te 1'i bitiyorsa 1 bölü 3'e. 5'te ikisi bitiyorsa arkadaşlar 5 bölü 2'sine. Havuz problemlerini de çözerken arkadaşlar aynı işçi problemleri gibi çözeceğiz. Şimdi soruyu okuyalım. Ali bir işi 6 saatte Salih de aynı işi 12 saatte tek başlarına bitirebilmektedir. Buna göre Ali ile Salih bu işi birlikte kaç saatte bitirebilir? Ali işin tamamını 6 saatte yapıyordu. 1 saatte ne kadarını yapacak? 1 bölü 6'sını. Salih işin tamamını 12 saatte bitiriyordu. 1 saatte ne kadarını yapacak? 1 bölü 12'sini. İkisi beraber çalıştılar. Kaç saat çalıştılar bilmiyorum. İlk saat çalışsınlar. İş bitti mi? Bitti. Biten iş neye eşittir? 1'e. Payda eşitlersek arkadaşlar şurasını 2 ile eşitlediğimiz zaman x çarpı 2 artı 1 bölü 12 eşittir 1'den 3x bölü 12 eşittir 1'den sadeleştirirsek x ne gelecektir? 4. İkisi beraber bu işi 4 saatte bitireceklerdir. Bir işi Ayşe tek başına x saatte. O zaman bir saatte ne kadarını yapacak? 1 bölü x'ini. Beyza tek başına 2x saati yapıyor. Bir saatte ne kadarını yapacak? 1 bölü 2x. İkisi beraber çalışıyorlar. Bu kadar iş yapıldı. Peki ikisi beraber kaç saat çalışmışlar? 6 saat çalışmışlar. Bizim iş bitmiş mi? Bitmiş. Bizden istenilen şey ne? X. Denklem çözeceğiz. Şurayı 2 ile çarparsak arkadaşlar. 2 artı 1 6 çarpı 3 bölü 2x eşittir 1'den 18 eşittir 2x'ten x ne gelecek arkadaşlar 9 Ömer ile Eyüp'ün birlikte 4 günde bitirdikleri bir işi Eyüp tek başına 20 günde bitiriyormuş. Buna göre aynı işi Ömer tek başına kaç günde bitirir? Bilmiyoruz ki. Tamam. Eyüp işin bir saatte 20'de birini yapacaktır. Ömer işin bir saatte 1 bölü x'ini yapacaktır. İkisi beraber kaç saat kaç gün çalışıyorlarmış? 4 gün. İş bitiyor mu? Bitiyor. Biten iş nedir? 1'dir. İfadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Şuradaki 4'ü Şunun altını alırsak 1 bölü 20 artı 1 bölü x eşittir 1 bölü 4. Şunu bu tarafa atalım. 1 bölü x eşittir 1 bölü 4 eksi 1 bölü 20'den. Şurayı 5 ile genişletirsek 1 bölü x. Ne gelecektir arkadaşlar? 5 eksi 1 4 bölü 20. Yani x eşittir. Sadeleştirdiğimiz zaman 5 gelir. Evet. İlker bir işin 9'da birini 2 günde, Sedat aynı işin 3'te birini 3 günde yapabilmektedir. Buna göre ikisi birlikte bu işin tamamını kaç günde yapabilirler? İlker işin 9'da birini 2 günde bitiriyor. İlker'in yaptığı işin 9'da birini 2 günde bitiriyorsa, İlker işin tamamını kaç günde bitirir? 18 günde. Sedat işin 3'te birini 3 günde bitiriyorsa, tamamını kaç günde bitirir? 9 günde. İlker'in ve Sedat'ın işin tamamını kaç günde bitirdiklerini bulduk. İkisi birlikte çalışıyorlar. 1 bölü 18 artı 1 bölü 9. Kaç gün çalıştılar bilmiyorum. İş bitti mi? Bitti. Denklemi çekelim arkadaşlar. Şurayı 2 ile genişletirsek. 2, 3x bölü 18 eşittir 1'den. X ne gelecektir? 6. Bir işi Ahmet günde 2 saat çalışarak 3 günde, Mehmet günde 3 saat çalışarak 4 günde yapabilmektedir. Buna göre bu işi ikisi birlikte kaç saatte yapabilirler? İki kavram var. Hem saat kullanılmış hem gün kullanılmış. Bunu teke düşürelim. Şimdi Ahmet günde 2 saat çalışarak 3 günde bitiriyorsa toplamda kaç saat çalışmıştır? 6 saat çalışmıştır. Tamam. Gelelim Mehmet'e. Mehmet günde 3 saat çalışarak 4 günde bitiriyorsa 3 çarpı 4 12 saatte de bu yapmıştır. İkisi birlikte çalışıyorlar. 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 kaç saat çalışıyorlar beraber bilmiyoruz ki. İş bitti mi? Bitti. Çekelim. Şurayı 2 ile genişletirsek 3x bölü 12 eşittir 1'den. X ne gelir arkadaşlar? 4. İkisi beraber kaç saatte tamamlıyorlarmış? 4 saatte tamamlıyorlar. Evet. İki musluktan birisi bir havuzu 12 saatte, diğeri 18 saatte doldurabilmektedir. 4 bölü 9'u dolu olan havuzun kalan kısmını iki musluk birlikte kaç saatte doldurur? Havuzun 12 saatte dolduruyorsa birinci musluk 1 saatte 1 bölü 12'sini doldurur. Diğeri 18 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 18'ini doldurur. İkisi beraber akıyor. Kaç saat akıyor bilmiyorum. Havuzun 4 bölü 9'u doluysa 9 bölü 5'ini dolduracaktır. Öyle değil mi? Evet. Genişletelim. 3'e 2 5x bölü 36 eşittir 5 bölü 9 sadeleştirirsek 5'ler gider 4 x eşittir 4'tür yani ikisi beraber 4 saatte dolduracaklardır. Ayhan ve İlhan bir daireyi tek başlarına sırasıyla 6 ve 8 günde boyayabilmektedir. İkisi birlikte bu boyama işinde 3 gün çalıştıktan sonra kalan işi İlhan tek başına kaç günde bitirir? Şimdi Ayhan işin tamamını 6 saatte bitiriyor. 1 saatte 1 bölü 6'sını yapacaktır. İlhan işin tamamını 8 saatte bitiriyor. 1 saatte 1 bölü 8'ini yapacaktır. İkisi beraber kaç gün çalışmışlar? Üç gün çalışmışlar. Tamam. Daha sonra Ayhan işi bırakmış. İlhan bu işe devam etmiş. İlhan kaç günde buyuyordu? 8 günde. Peki kendi tek başına kaç gün çalıştığını biliyor muyum? Bilmiyorum. Çarpı x. İş bitti mi? Bitti. 1. Evet. Pay diyelim arkadaşlar. 4, 3, 4, 3, 7, 21 bölü 24 artı x bölü 8 eşittir 1'den. Bunu diğer tarafa atarsak x bölü 8, 1 eksi 21 bölü 4 ne gelecek? 3 bölü 24. Buradan da x ne gelir? 1. Yani İlhan tek başına bir gün çalışmış. Bir işi tek başına başlarına Ali 10 saat, Can 18 saatte bitirebilmektedir. Can bu işte tek başına 4 saat çalıştıktan sonra Ali ile birlikte kalan işi kaç saatte bitirebilir? Şimdi Ali 10 saatte, Can 18 saatte bitiriyormuş. Can bu işe tek başına başlamış. Normalde işin 18'de birini bitirecekti. Kendi bu şekilde 4 saat çalışmış. Daha sonra Ali gelmiş yardıma 1 bölü 10 artı 1 bölü 18 ikisi beraber kaç gün çalışmış bilmiyorum İş bitmiş mi bitmiş denklemi çözelim arkadaşlar sadeleştir 2 bölü 9 şurasını da genişletirsek 90 birleşiyorlar birleşiyorlar 9'a 5 9 5 14 x bölü 90 2 bölü 9'u da 1'in yanına attığımız zaman 1 eksi 2 bölü 9 7 bölü 9 Buradan ne gelir? 2 buradan. 10 buradan. X eşittir 5. Tamam. Ali ile birlikte kalan işi kaç saatte bitiriyorlarmış? 5 saatte bitiriyorlarmış. Evet. Bir işçinin hızı ile iş bitirme süresi ters orantılıdır. Neden arkadaşlar? Daha hızlı çalışırsak daha çabuk bitiririz işi. Bir makine bir işi 18 saatte bitirebilmektedir. Bu makinenin iş yapma kapasitesi 3 katına çıkarılırsa aynı işi kaç saatte bitirebilir? Şimdi hızın 3 katına çıkacak. 1 de 3 olacak. Birken ben işimi kaç saatte bitiriyordum? 18 saatte. Üçken kaç saatte bitireceğim? Bilmiyorum ki. Nasıl orantı? Ters orantı. Bu tarz soruları Oran orantıda da çözmüştük. Ne yapıyoruz? 1 çarpı 18, 3 çarpı x. Karşılıklı çarpıyoruz. X'ine geldi arkadaşlar? 6. Mehmet bir işin yarısını 6 saatte yaptıktan sonra işin diğer yarısında hızını 3 katına çıkarmıştır. Mehmet bu işin tamamını kaç saatte yapmıştır? Şimdi işin yarısını 6 saatte yaptı. Burada bir 6 saat var. Diğerinde de hızını 3 katına çıkartmış. Yani birken 3 yapmış. Birken 6 saatte bitiriyorsa 3 kaç saatte bitirir bilmiyorum. ne sorandı Ters orantı. 1 çarpı 6, 3 çarpı x. x ne geldi? 2. Tamam. 2 saat buradan. 6 saatte de önceden de toplamlarına ne gelir arkadaşlar? 8. Bir ustanın kapasitesi bir çırağın kapasitesinin 3 katıdır. Usta çırak ilişkisi var. Evet. Usta 2 saat çırak 3 saat çalışınca ikisi toplam 18 çift Ayakkabı yaptıklarına göre çırak kaç çift ayakkabı yapmıştı? Şimdi arkadaşlar bu bunun 3 katı hızla çalışmıyor mu bizim ustamız? Tamam. Yani bunun hızı V ise bunun hızı 3V. Bu A kadar ayakkabı yapabiliyorsa bu ne yapacak? 3A kadar yapacak, değil mi ayakkabı? Dolayısıyla toplamda yapılan ayakkabı sayısı hı, hmm, bir dakika bir saatti bu. Peki bizim usta kaç saat çalışmış? 2 saat. 1 saatte 3 a yapıyorsa 2 saatte ne yapacak? 2 çarpı 3 a. Çırak 3 saat çalışmış. 1 saatte a kadar yapıyorsa 3 saatte ne yapacak? 3 çarpı a kadar. Toplamda 6 artı 3 a 9 a eşittir 18'miş. A ne geldi? 2. Bizden ne istiyordu? Çırak kaç çift ayakkabı yapar? Kaç çift yapıyormuş? 2 çift ayakkabı yapıyormuş. Evet. Havuz problemlerinde de arkadaşlar işçilerde yaptığımız gibi yapıyoruz. Evet. Şimdi bir havuzu amusu tek başına 3x saatte B musluğu tek başına 4x saatte doldurmaktadır. Havuzun dibindeki C musluğu da tek başına 12x saatte boşaltıyor. Yani eksiltiyor arkadaşlar. 3 musluk birlikte açıldığında boş havuz 4 saat doldurduğuna göre x kaçtır? A musluğu dolduruyor 1 bölü 3x. B musluğu dolduruyor 1 bölü 4x. C musluğu boşaltıyor yani eksiltiyor 1 bölü 12x işçilerimiz gibi düşünün. Üçü beraber çalıştı. 4 saat boyunca havuz doldu. Yani iş ne yaptı? Bitti. Payda eşitleyelim. 4, 3, 1, 4, 7, 1 çıkarttım. 6, 24 bölü 12 x eşittir. Birden x ne gelir arkadaşlar? 2. x'i soruyordu bize zaten. Ne bulduk? 2. Evet, 16 metre küp su alabilen bir depoyu tek başlarına A musluğu 8 saatte, B musluğu 12 saatte doldurabilmekte. Deponun dibinde bulunan C musluğu ise bu deponun tamamını tek başına 24 saatte boşaltmaktadır. Depo boşken 3 musluk birlikte açılıp deponun tamamı doldurulduğunda A musluğundan kaç metre küp su akmış olabilir? akmış olur. Evet A musluğu dolduruyor 1 bölü 8. B musluğu dolduruyor 1 bölü 12. C musluğu boşaltıyor 1 bölü 24. 3'ü beraber x saat akıyor. Havuz doluyor mu? Doluyor. Pay değiştirelim. Ne olacak? 3, 2, 1. Yani 4x bölü 24 eşittir 1'den. X'imiz ne gelir arkadaşlar? 6. Yani bu 3 musluk 6 saat boyunca açıklar. Peki amusu normalde havuzu kaç saatte dolduruyordu? 8 saatte. 8 saat boyunca 16 metre küp su. Peki kendisi kaç saat açık kalabilmiş? 6 saat açık kalabilmiş. Dolayısıyla kendisinin akan su miktarı ne bilmiyorum. 6 çarpı 16 8 çarpı x 2 12 metre küp su akıtacaktır. Evet. Konumuz burada bitmiştir arkadaşlar.